Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir teknoloji videosuyla karşınızdayım. Bu bir aslında ön inceleme videosu. Yanımda bir kutu görüyorsunuz. Üzerinde Huawei Mate X'te Ultimate Design yazan bir kutu var. Telefon böyle aslında ilk bakışta standart bir telefon gibi görünüyor olabilir. Birazcık kalın bir telefon. Belki beni sosyal medyada takip ediyorsanız biliyorsunuz bu telefon 3'e katlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde 10.2 inçlik bir tablet haline geliyor. Ben de bu teknolojiyi çok sevdiğim ve merak ettiğim ki sosyal medyada da paylaşımlarını yapmıştım. Huawei Türkiye beni davet edince ofisine ve bu telefonu gösterelim, bir bak, bir anlat takipçilerine, izleyicilerine deyince ben de hemen koşarak geldim. Gerçekten çok heyecanlandım. Bunu söyleyebilirim. Çünkü beni bilenler biliyor. Ben bugüne kadar birçok farklı markanın katlanan bir telefonunu inceledim ama ben böyle kitap gibi katlanan telefonları çok sevmiyorum. Bunu net söylüyorum. Bütün videolarımda söylüyorum bu arada. O yüzden de çok fazla o tarz inceleme yapmadım bugüne kadar. Genelde böyle ortadan katlanan telefonları seviyorum ben. Kitap gibi katlananları sevmiyorum ama burada bir istisna olmuş. Neden? Bu telefonun aslında şimdi biliyorsunuz bu kitap gibi katlanan telefonlar genelde hani tablet versiyonu gibi düşünülüyor. Yani tabletin katlanabilir bir versiyonu gibi düşünülüyordu. Ama bence boyutları biraz küçüktü. Huawei bu modelde gerçekten de bence zor bir şeyi başarmış ve bildiğiniz tableti oldukça da ince bir şekilde arkadaşlar, onu da detaylarda size göstereceğim. Bir telefonun içine sığdırmayı başarmış. Yani açtığımız zaman bu telefon arkadaşlar kapalıykenki değerlerini de söyleyeyim. 6.4 inçlik bir boyuta sahip oluyor. Standart bir telefon aslında bu 6.4. Zaten günümüzde kullanılan telefonlar boyutlarından aynısı. İkiye katladığımız zaman, yani daha doğrusu bir kez katlayınca 7.9 inç. İkinci kez, yani üçüncü kez katladığımızda ise 10.2 inçlik bir boyuta ulaşıyor. Aslında bu da neredeyse değil aslında standart bir tablet boyutu. Günümüzde 8 inç tabletler de var. Biliyorsunuz 10 inç, 12, 14 inçe kadar çıkan tabletler var. Bu da gerçekten de güzel bir ürün olmuş. Beğendim ben. Şimdi biraz teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 3.2K çözünürlüğümüz var. Kirin 910 işlemci kullanılıyor. 16 GB'lık RAM'i var bu cihazın. Depolama seçeneklerine baktığımızda ise karşımıza 256, 512 ve 1 TB depolama seçenekleri çıkıyor arkadaşlar. Harmony OS 4.2 ile geliyor. 50 megapiksel artı 12 megapiksel ultra geniş ve 12 megapiksel de telefoto, periskop bir telefoto ana kameraya sahip. Bu ana kamerada OIS var ve 5.5x optik zoom yapabiliyor arkadaşlar. 5600 mAh'lik bir pilimiz var. 66 Watt'lık bir adaptör kutudan çıkıyor. Onu kutu içeriği detaylarında göstereceğim sizlere. 50 Watt kablosuz şarj yapabiliyor ve 7.5 Watt'ta ters şarj yapabiliyor arkadaşlar. Bu arada kutu içeriğini yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Bir tane kulaklık çıkıyor. Çok güzel, çok hoş bir kulaklık var kutuda. Bunlara ek olarak arkadaşlar iki tane USB kablosu çıkıyor. Bir tanesi tip A'dan tip C'ye, bir tanesi tip C'den tip C'ye. Bu arada adaptör çok güzel. Hem USB tip A hem tip C aynı anda destekliyor. İki tane çıkış var üzerinde. Bir de enteresan bir bilgi vereyim. Üzerinden bir de araba için çakmak şarjı da çıkıyor. O da çok güzel. Onda da 3 tane USB çıkışı var. Ek olarak kutuda ayrıca bir tane de güzel bir kılıf var. Kılıfı böyle telefonun bir kısmını kapatacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki kapalıyken kullanılıyor ama açtığınız zaman da kılıf kötü görünmüyor ve kenarda böyle takılı olarak durabiliyor. Ben kılıfı da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Kutudan çıkması da güzel bir detay olmuş. Bence çok güzel olmuş bu kutu içeriği. Oldukça zengin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sosyal medyada ben bir paylaşım yapmıştım ve size hani neleri merak ediyorsunuz gibisinden sorular sormuştum. Şimdi bir arkadaş bayağı detaylı sormuş, katlama izi var mı diye. Evet, katlama izi var. Yani katlanabilir bir telefon olduğu için de hem parmağımla dokunduğumda hissedebiliyorum. Bunu detaylarda ne kadar aktarabilirim bilmiyorum ama hem de böyle gözünüzle de o katlama izlerini iki tane dikey çizgi olarak ekranda görüyorsunuz. Ha, kullanım açısından benim açımdan çok da dert değil. Ama siz buna takacak bir kullanıcıysanız o katlama izinin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Türkiye fiyat politikasını da sormuştunuz ama bu ürün ne yazık ki bugünkü şartlar açısından söylüyorum. Türkiye'de satılmayacak arkadaşlar. İleride durum değişir mi ya da yeni bir versiyon çıkar o Türkiye'ye gelir mi? Şimdilik belli değil ama şu anki durumda Türkiye'de satılmayacağını söyleyebilirim. İleride durum değişirse yine benim sosyal medya hesaplarıma bakabilirsiniz. Buradan YouTube'dan da bu bilgileri sizlerle paylaşacağımı söyleyeyim. Tabii ki katlanabilir bir telefon olduğu zaman aklınıza şu soru da geliyor. Kaç bin defa katlamaya dayanıklı? Böyle bir bilgi öğrenemedim ben Huawei tarafından. Ama muhtemelen hani benim öngörüm 100 bin defaya en az 100 bin defa. Ki genelde bu tarz ürünlerde öyle bir rakam veriliyor aslında. Bu model üzerinde henüz belli değil. Belki vardır böyle bir rakam ama ben ulaşamadım. Bilen varsa, kaynağı olan varsa yorum
yorumlara yazabilir arkadaşlar. Peki hepinizin merak ettiği soru şu olabilir. Gerek var mı böyle bir şeye? Evet, bunu duyar gibiyim. Çünkü bu telefonun yurt dışı fiyatı arkadaşlar 2800 dolardan başlıyor. Depolama seçeneğine göre daha da yukarılara çıkıyor. 2800 doları hani hiçbir üzerine maliyet koymadan Türkiye'ye getirip satmaya kalksanız epey ciddi bir rakam yaptığını takdir edersiniz ki ortaya çıkıyordur. Gerek var mı sorusu aslında şöyle. Katlanabilir telefona gerek var mı? Eğer özel bir iş yapıyorsanız tablet ve telefona aynı anda ihtiyacınız varsa bence alınabilir bir telefon olmuş. Zaten teknoloji tutkunuysanız, bunları çok merak ediyorsunuz, Türkiye'de de bu telefonu alıp kullanacaklar, çıkacaktır diye tahmin ediyorum. En azından yurt dışından getirtip kullanırlar. Özellikle oyunlarda ve diğer uygulamalarda çok işe yarayacağını düşünüyorum. Bence güzel bir telefon olmuş. Şu anlamda da önemli bence bu tarz teknolojiler. Gelecekte karşımıza neler çıkabileceği konusunda da ipuçları vermesi açısından da önemli. Belki bu model Türkiye'ye gelmeyecek ama ilerleyen yıllarda markanın farklı modelleri veya farklı markaların farklı cihazları da Türkiye'ye gelebilir veya onlara ön ayak olabilir. Bence Huawei çok güzel bir iş yapmış. Yani şu katlanma olayını çok beğendim. Önce bu dış kısımdaki tarafı böyle dışarı doğru katlıyorsunuz. O zaman şu şekilde oluyor. Biraz standart bir aslında katlanabilir telefon oluyor. Bunu da şöyle içeri doğru katladığımızda bu şekilde burada bir ekranımız çıkmış oluyor arkadaşlar. Böyle de güzel bir özelliğinin olduğunu söyleyeyim. Bu şekilde katlanıyor. Yani bunu böyle açıp açtığımız zaman gördüğünüz gibi daha küçük bir ekran ortaya çıkıyor ki bunun boyutu 7.9 inç. Bir kere daha katladı açtığımız zaman da 10.2 inçe çıkıyor. Bu tutması da bayağı zor bu arada. Şöyle size göstermiş olayım. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu telefonla ilgili merak ettiğiniz bir soru varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Siz bu telefonu nasıl buldunuz? Aslında ben biraz onu da merak ediyorum. Yani güzel bir geleceği olan bir teknoloji mi ya da teknik mi bu şekilde işte 3'e katlanabiliyor olması yoksa gereksiz mi görüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz harika olur. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Beni en fazla motive eden konulardan bir tanesi abone sayımının artması. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Farklı bir teknoloji videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.